Selamlar herkese. Hançer ben. Stranded Alien Dawn maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. 4 kişi kaldık. Başlangıç grubumuzla baş başa kaldık arkadaşlar. Bakalım adadan elenen bir sonraki isim ne olacak? Ada değil de artık gezegen diyelim. Gitgide zorlaşmaya başladı oyun. Bakalım üstesinden gelebilecek miyiz arkadaşlar? Halen Cold Snap sürüyor. Sıcaklık müthiş düşük. İçeride bunların hepsini yakmama rağmen -6, -9 civarında geziniyor sıcaklık. Ama bir sıkıntı yok çünkü güzel bir set giydirdim hepsine. Çok da koymuyor şu aşamada. Mutsuz etmiyor gördüğünüz gibi. Bir tane de sinyal gelmiş. Okey, Lara'yı yollarız. Olmadı. Lara'yı yollarsak base'i savunan sadece 3 kişi kalacak arkadaşlar. Biraz üzücü olacak bakalım. Bakalım bu bölüm nasıl geçecek. Kaynaklarımıza bakacak olursak scrap metal birazcık azalmış. Stickler azalmış. Uf, şuradan birkaç tane stick kessinler. Derken saldırı geldi. Of, gerçekten son bölümlerde acı çekeceğiz arkadaşlar. Uyuyor mu? İlk defa gördüm. Hayvanlar uyuyormuştu. Hepsi uyku moduna geçti birden. Agresif hayvan diye belirdiler, sonra uyumaya başladılar. Çok agresif gözükmediler bana. Ama birazdan saldırıya gelecekler arkadaşlar. Ve trapleri ne yazık ki tamir edecek vaktimiz bile olmadı. Aslında biraz odaklansa bizim karakterler tamir edebilirler ama mesela gidip crafting falan yapmasınlar artık. Var her şeyimiz, bir şey pişirmesinler. Bunları kapayabilirim. Pişman olmam umarım arkadaşlar. Cooking'i kapadım. Artık pişirmeyeceğiz hiçbir şey. Ve saldırı geliyor. Ben ne olur ne olmaz bunları görev yerlerine alıyorum arkadaşlar. Ve gün doğumunda saldırdılar gerçekten. 5. günün şafağında kuzeyden geldiler. Haydi bakalım. İki sağ taraftan geliyorlar. Orada biraz daha trap var. Gördüğüm kadarıyla. Üşüyorlar. Oo, dışarıda üşüyorlar. Çok kötü. Böcekler etkilenmiyor mu soğuktan? Zannetmiyorum. Yok, etkilenmiyor. Dışarısı -22 derece ya. İçeri mi alsam karakterleri? Şuna bakar mısınız nasıl geliyor? İçeri alabilirim birazdan. İçeri alıyorum arkadaşlar karakterleri. Daha doğrusu salıyorum. İstedikleri yere gitsinler ama gidip salak gibi buradaki trapleri tamir etmeye çalışacaklar. Ben biliyorum onları. Bu arada yüzün üstünde yaratık geldi. Şuna bakar mısınız? Neredeyse hattımızı açtı. Oturdu oraya. Uzaktan vuranlar, uzaktan vurmuyorlar ya, yok. Problem yok. Evet, trap mrap kalmadı. Bu şey süper oldu arkadaşlar, missile launcher. Harika oldu. Yani bir tane daha yapabilirim aslında bundan. Atlattık. Atlattık ama okey, trapleri şey yapıyorlar. Pişirmeye odaklanmadıkları için. Eline sağlık Krista. Tarlaları da kapıyorum arkadaşlar. Artık tarlayla da uğraşmayacağız. Tamamen savunmaya ve tamire odaklanacağız bundan sonra. Bütün tarlaları kapadım. Ekmeyecekler artık. Harvest yapabilirler. Geçen bölüm bunları kesmiştik değil mi? Garibanları. Bunları kesmeye bile gerek yok. Dursun. Dursun cesetleri yerde. Kahve mi? O nereden çıktı? Kahve emir vermişim arkadaşlar. Hiç yapmamışız. Sıra gelmemiş. Sıra gelmemiş kahveye. Güzel. Kahve...
İçsinler, kahve içsinler, şarap içsinler. Son günlerimiz arkadaşlar, parti ve konfor üzerine olsun savunabilirsek elbette. Herkes trapleri yapsın, elektroniklerim güzel. 220 yetek, yemek yeter ya. Bence yeter. Ne craftlıyor? Ya, tamam yapabilirsin. Kahve yapıyor, güzel. Güzel, buraya kadar kahve yapmamış olmamız komik. Hiç fark etmemişim bile. Cold snap halen sürüyor ama bir mutsuzluk, sıkıntı yok. Ufak tefek nezle olmuşlar. Problem olacağını zannetmiyorum. Bu arada bütün kış sürdü ya cold snap. Gerçekten gider ayak yıpranıyoruz. Gider ayak yıpranıyoruz. Şu kuşları halen observe yapamadım. Oh, Lara da ciddileşti biraz. Problem yok, iyileştiririz. Herkes doktorluk yapıyor değil mi? Evet. Rakka neden yapmıyor? Gerek yok. Sana da bir diyelim ya. Güzel. Nova ne yapıyor? Ha, demir eritiyor. Ta nereye gitmiş? Demirleri toplamak için çok uzaklara gitmiş arkadaşlar. Nova'nın elinde crossbow varmış. Birisi yorumlarda bahsetmişti galiba, ben unuttum. Ha pardon pardon, bu yatıştırıcı silah. Bunu taşımasın artık. Sniper'ımız var mı? Pacifier değil mi elindeki? Pistol var, shotgun. Shotgun'ı taktıralım. Buralara silah koyuyorlar mı bu arada? Ben koymamalarını emretmiştim ama kaçırmış olabilirim. Gördüğüm kadarıyla raflara bırakmıyorlar silahları. Çipler vesaire var. Bakar mısınız? Bunların hepsini geride bırakacağız ya. Sıkıntı yok, kurtulalım. Başka bir şey istemiyorum. İyileştiren var mı? Geliyor Krista. Aman aman. Şimdi hastalıktan son dakika ölürsek üzücü olur. Güzel. Bir saniye. Scrap metal azalmaya başladı çünkü şey üretiyorlar. Yapmasaydınız be. Bu çok kötü oldu. Ya da yapsınlar. Scrap metal'dan yapmasınlar. Birazcık kalsın arkadaşlar. Oradan yapsınlar demirleri. Ne olur ne olmaz. Bir şey de gerek olacak şimdi son dakika. Ve sonunda şey bitti. Soğuk bitti arkadaşlar. Yine mi? Kaç tane saldırı geliyor? Gelsinler. Ben Lara'yı yolluyorum. Ne alemde? Biraz beyninde bir şey var. Ha güzel. Mutluluğu çok yüksek olduğu için bonus gelmiş. Öyle bir şey mi varmış? Okey. Efsane olmuş arkadaşlar. Savaş makinesi olmuş şu anda Lara. Yollayalım hadi. Neler var? Distress... bunu... Geç kaldım biraz ama hadi yollayalım. Biri daha katılıyormuş aramıza. Çok sinir bozucu olur şu noktada. Aslında böyle şeyler yapmamam gerekiyor. Birileri katılmasın aramıza artık. Evet, roket atar. Darmadağın ediyor yaratıkları. Trapler olmasa arkadaşlar 5 kere game over olmuştuk. Hatta 10 kere. Yani o kadar uzun süre stunlıyor ki. Haddi hesabı yok. Bakar mısınız? Çıkamıyor bile trap'e bastığında.
mükemmel. Belki iki tane bile yapabiliriz. Kaç tane kill oldu bunun? 128 kişi öldürmüş. Ceset tarlası. Hayvanlarda da hastalık başladı ufak tefek, hallederiz. Bunlar halen geliyor. Lara ne buldu bakalım. Hayatta kalanları incele diyor ama riski varmış. Geri gelsin ya, ben şu aşamada hayatta kalan birisini getirmek istemiyorum sıfırdan. Kalanları götürmek istiyorum. Bu arada şunlardan düşen derilere bakar mısınız? Saçma sapan miktarda deri düştü. Kaç tane deri var burada? 1100 tane deri var arkadaşlar. Müthiş. 1100 deri orada var. Enteresan bir şekilde bunlardan düşmedi deri. Bir bug var bence oyunda. Çünkü derinin düşmesi için gidip butchering yapmanız gerekiyor. Bıçakla kesmesi gerekiyor hayvanı. Ama bazı hayvanlar havaya uçtu galiba. Derileri yerde bıraktılar. Ya da biz kestik. Geçen saldırıdan kalanlar olabilir bunlar. Hayvanları kestik. Ne yapıyor? Gömüyor. Enteresan. Neyse, yemeğe ihtiyacımız yok. Şu kış bitsin artık ya. Afiyet olsun. İki tane gelişmiş tüfeğimiz varmış bu arada. Kim bilir nerede onlar. Burada çorba falan var yerde. Burada. Level 1 var. Alabilir mi biri bunu? Kim bilir nerede. Başka bir gardırop yok değil mi? Bunlardan bir tanesinde olabilir. Buradan üstüne tıklasam götürür mü beni? Yok öyle bir şey. Evet. Pulse Rifle 2.0'dan iki tane var gibi gözüküyor. Kim bilir nerede. Kahve yapmışız. Böyle çaydanlık da geliyor. Güzel. Göremedim. Kim bilir nerede arkadaşlar. Güzel olurdu. Giyebilsek, takabilsek. Enteresan. Haydi bitsin kış. Bu kadar pantolonu kime yapacağız ya? Yeter, dikiş nakış da yapmayalım artık. Kapıyorum arkadaşlar bunu. Bot yapacakmış. Herkeste set var mı? Burada var. Sende var. Sende var. Herkeste set var arkadaşlar şu anda. Birkaç tane de miğfer yapsın. Kapatalım o işi de. Epey bir enerji şeyi de kurmuşuz buraya. Şimdi fark ediyorum. Evet, gözlerimiz burada. Gözlerimiz, kulaklarımız hepsi radyoda arkadaşlar. Bu gelen rüzgar ne? Bir fırtına geliyor gibi bir soru şimdi. Yok değil mi? Alakası yok. Bir sis bulutu üzerimize doğru ilerliyor. Ne kadar ürkütücü duruyor ay. Yeni yıl. 5. yılımızı bitirdik arkadaşlar. 6. yıla giriş yapıyoruz. Haydi belki son yılımız. Son yılımız. Tabii ki kutlayın. Keyfinize bakın. Keyfinize bakın bakalım. Sırlarımız falan ne alemde. Gayet iyi, bir problem yok. Elektronik yine düştü. Biraz şey mi yapsak? Scavenger. Şunu kazalım bence. Salvage yapalım. Ufak tefek bir şeyler düşer elektronikler. Kıştan da çıkıyoruz. O kadar soğuk değil. 7 derece oldu dışarısı. Asla yeterince elektroniğiniz yok arkadaşlar bu oyunda.
Scavenger 2 yapalım. Lara gitti zaten. Full set armor'ı var artık. Bakayım. Evet. Renkler neye göre acaba? Karaktere göre mi? Hepsinin Power Rangers gibi olmuşlar. Kırmızı Ranger Nova. Rakka da Kırmızı Ranger. Kavga edecekler liderlik açısından. Yakacak yok diyor. Stick kalmadı. Çünkü cut. Yok, 2 demişim. Şuradaki şeyleri kesin demedim mi? Ha, dememişim. Aynen, biraz stick gelsin. Ne buldu? Ha, scrap metal bulmuş. Acaba zorluk seviyesi nelere bağlı? Oyunun başında bir seviye seçiyorsunuz ama şu kuşu harcayacağım sonunda. Ay yuh, yine mi ölmedi? Öldü. Öldü ama observe diyemiyoruz. Hayatta kalması gerekiyormuş. Yapma. Heykelini dikerdik. Oyunu zorluğu elbette başta seçiyorsunuz. Ama onun dışında muhtemelen vakit geçmesiyle de artıyor. Öyle düşünüyorum. Bir yandan da sahip olduğunuz şeylerin miktarına bağlı mı? Mesela Rimworld'de ne kadar çok varlığınız varsa, şu üstteki şeyleri kastediyorum, ve ne kadar kolonistiniz varsa o kadar zorlaşıyordu. Bunda acaba etkileyen faktörler neler? Hoppa, 5 yılı bitirdik arkadaşlar oyunda. Zaman su gibi akıp gidiyor. Burada neler dönüyor? Şeyi de çok seviyorum, doğası çok canlı oyunun böyle. Her şey birbirine dalıyor. Beyazın dışında da bir döngü var. Bunları evcilleştirebiliriz aslında. Üstüne binebilir miyiz? Ama agresifler biraz. Kasmayacağım. Gider ayak. Abuk subuk şeyler yapmayacağım arkadaşlar. Ne zaman 400 stick topladınız bilmiyorum. Az önce vermiştim emri. Anında toplamışlar. Evet, radyo çalışmıyor mu? Çalışıyor değil mi bunlar? Hiç ses yok, hiçbir şey yok. Enerjimiz de yeterli. 600 üretiyoruz. Oo, süper. Bayağı biriktiririz akşama kadar. Buzdolabı bozuldu. Zırt pırt bir şey bozuluyor şimdi. Toxic Ash, hoş geldin. Ah, bu canımızı yakacak arkadaşlar. Solar paneller daha az enerji üretiyor. Bu çok canımızı yakacak. 600 üretiyorduk. Yo, rüzgar arttı galiba. Bakalım. O kadar etkilemedi ya. 40 üretiyordu. Sabah 36'ya düştü. %10 azaldı. Ben yarıya inecek zannediyordum. Biraz tırstım ama o kadar da etkili değil gördüğüm kadarıyla. Koymayacak bize. Ziyafet çıktı böceklere, kuşlara bu arada. O kadar şey öldürdük ki etrafta. Yine scrap metal. Peki. Şunun ne olduğunu çözemedim ya. Herhalde öyle bir dekor, renk sadece. Böyle çılgın bir metal çıkacak gibi bir şey düşündüm ama öyle bir şey olmadı. Bunlar ne? Aa, ore deposit arkadaşlar. Taşın altında belirmiş. O yüzden gidip kazamıyoruz. Hayda. Cancel. Yıldız kayıyor. Hemen Lara'yı yollayalım. Ne alemde? Okey. Gidebilirsin. Herkes salvaging yapıyor. Güzel. Çok bir iş yok yapacak. Tüfekler karambol oldu ya. Tüfekler nerede bilmiyorum. Ha, bir saniye, taktıklarımız dahil mi buna? Yo, sniperlara sıfır diyor. Halbuki sniper takıyoruz.
Taktıklarımız hariç. Enteresan. Şöyle yapalım. Bütün base'i seçemiyorsunuz. Eşyalar seçmiyor. Bu ne? Pokemonlar saldırıyor. Gelsinler bakalım. Bunlar neyine güveniyor da saldırıyor onu merak ediyorum. 4 kişi. Çete gibi geliyorlar, bakar mısınız tiplere? Kafalarına füze yemeye 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Yemediler. Sıkmadı. Hadi. Bam. Lara varmış. Scrap metal bulmuş bir tane gemiden. Olsun. Bu arada arkadaşlar bölgedeki şeye nişan alıyor. Bunu da yeni gördüm. Mesela ben rastgele bu alanın içine sıkacak zannediyorum ama mesela kuşu ucundan içeri alıyorum. Ve kuşa sıkıyor. Şahane bir silah bu ya. Ben böyle hep Rimworld örneği veriyorum ama yine vereceğim. Orada da böyle bir silah var. Yukarıya ateş ediyorsunuz. Çok uzakta bir yere bam diye düşüyor. Ve o alandaki herhangi bir yere düşüyor orada. Yani isabeti çok düşük. Bu direkt o bölgedeki yaratığa nişan alıyor. Her evde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Her base'de. Enerjimiz nasıl? 700'e çıktı. Üretim çok dalgalanıyor. Geldi Lara. Biraz daha scrap metal getirdi. Güzel. Şunu observe dedim. Ama kaçıyor değil mi yaklaştığımız anda? Nasıl yapmam bekliyor ki? Uyuşturucu silahla da yapamam. Çünkü 5-10 kere sıkmak gerekiyor. Normalde. Geldi hop kaçtı. Enteresan. Challenge gibi bir şey yani gerçekten onu gözlemlemek. Ne buldu? Aynı şeyleri buluyor. Aa, elektronik bulamıyor ne yazık ki bayağıdır. Haydi, bu bölüm radyo sinyali yok arkadaşlar. Hayırdır? Bir tane daha kuralım. Yok, kaldıramaz onu base'imiz. Yani uzağa yollayabilirim. Şunların başkaları da var ama toksik eş olduğu için çok dışarıda kalsınlar da istemiyorum. Evde oturup kahve içsinler şu anda. Başka bir şey yapmalarını istemiyorum. Bir de bölüm bitmeden bir tane lamba koyayım en azından. Şunların hepsini kapayabiliriz. İçerisi ısındı. Sonra lamba koymadı olmasın. Çok kasmayacağım dediğim gibi. Bir sonraki sezonlarda daha dikkat ederiz. Mesela duvara şöyle lambalar takabiliyorsunuz. Şuraya bir tane taktım. Onun dışında şu tavana takıp tavana nasıl takıyorsunuz? Şöyle mutfağın tavanına taktım bir tane. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha mı trap döşesem? Ya da patlayıcı traplerden mi yapsam? Hop geldi. Hadi bakalım. Acaba birisi gidiyor mu? Krista'yı uykusundan uyandırıyoruz. Kusura bakma. Heyecan durukta. Bir kişiyi daha yollayabilecek miyiz? Zannetmiyorum.
Evet, biri daha gidiyor arkadaşlar. Çok büyük bir karar şu anda. Kim gitsin? Of. Of of of. Çok zor bir karar. Nova ben sona kalmak istiyorum dedi. Savunmak istiyorum dedi. Lara kombatta çok kuvvetli, çok sağlam. Tutmak istiyorum. Rakka kalmalı arkadaşlar. İnşaat ve crafting gerekirse, acil bir durum olursa Rakka'ya güveniyoruz. Her şeyin tamiri, elektroniklerin craft'ı Rakka'ya kaldı. O yüzden Krista'yı yollamak istiyorum. Rakka gelsin, veda etsin. Eşini yolluyoruz. Yapacak bir şey yok. Krista bütün research'leri yapan karakterdi arkadaşlar oyundaki. Bir tanecik dahimiz. Ve sayesinde bu gördüğünüz bütün teknolojileri açabildik. Bunların hepsini inşa edebildik arkadaşlar. Aşkımı, sevgilimi geride bıraktığım için mutsuzum diyor. Yapma. Üzücü bir bölüm oldu arkadaşlar. Ve yapacak bir şey yok. Hizmetleri ne asla unutmayacağız kendisinin ve en kısa zamanda Rakka'yı da peşinden yollamak istiyoruz. Sözünü vermeye çalışıyorum. Çok böyle dramatik bir an ya. Hadi bakalım. Arkasından baka kaldı Rakka. Sevgilim gitti diye -15 debuff yedi. Üzülme reis, üzülme. Üzülme, ne bıraktı? Sniper, gelişmiş sniper mı? Yok, düz sniper. Senin elindeki mi gelişmiş? Evet. Üzülme, üzülme. O zaman Nova'ya da sniper veriyoruz. Ve hüzünlü bir şekilde dart oynamaya gidiyor arkadaşlar. Yıkılmış bir adamın ayak izlerini görüyorsunuz arkasında. Ama merak etmesin. Selam veriyorlar birbirlerine. Böyle bir şey mi var? Ve 9 tane chip buldu birisi. Ellerine sağlık. Kaldık 3 kişi arkadaşlar. Kaldık 3 kişi. Of, gitgide daha stresli bir hale giriyorum. Bakalım dayanabilecek miyiz? Bakalım başımıza neler gelecek. Ve lambayı yaptık şöyle arkadaşlar. Kaç enerji çekiyormuş? 1 mi? Hadi ya, çok mantıklıymış yapmak. Yani çünkü şunları her seferinde insanlar geliyor. 2 günde bir. Yeniden şey takmaları gerekiyor. Battle ready. Savaşa hazırız diye achievement geldi. Herkese sniper verdim diye mi? Ya da armorları dizdim diye mi? Olabilir. Ve yeni bir saldırı kapımızda. Alırız bunu. Bu ne ya çocuk? Brute Mother geldi. Buzdolabı bozuldu. Nereden geliyorlar? Kuzeybatıdan. Agresifliğe bak. Lara nereye gidiyorsun? Oralara gitme ya. Silikon topluyor. Enerjimiz şahane birikmiş. Ve geliyorlar. Bir şey yapmaya gerek yok bence arkadaşlar. Bu neden o tarafa gidiyor? O tarafa gitme ya. Nereye gidiyor bu salak? Aşağıdan gel. Bir şey yapmamıza gerek yok bence. Buraya dedektör yapmadığım için buraya çok sıkamıyorum. Belki bir tane daha dedektör yapabilirim. Patlayıcı trap bu arada patladı. Hiçbir şey vurmuyormuş. Bence gerek yok yapmaya. Düz trapler çok daha mantıklı. Patlayıcı trap'i tamir etmek için ne gerekiyor?
Bedavaya mı tamir? O zaman işler değişir. Bir tane daha uzay gemisi geldi arkadaşlar. Hep Krista'yı yolluyorduk. Elim Krista'ya gitti. Ama artık aramızda değil. Ölmüş gibi söyledim. Ölmedi tabii ki. Herkes de uyuyor Lara'ya. Bir kişiyi daha yollayamam arkadaşlar. Bir kişiyi daha yollayamam. Bu ne yapıyor ya? Gıcık böcekler. Kafasına yiyince akıllandı. Sadece o kaldı. Bakalım ne çıkacak. Süper. Elektronik bir şeyler alabileceğiz. 6 elektronik, 4 CPU, 2 power cell. Mükemmelmiş bu ya. Power cell alalım. En mantıklısı o. Çok güzel. Kaldık 3 kişi. Bunu arkadaşlar yüksek zorluk seviyesinde oynarsam gerçekten zorlayacak gibi hissediyorum. Böyle tek tek yollamak nedir ya kalan karakterleri? Aşırı riskli bir şey. Yani yüksek zorluk seviyelerinde mükemmele yakın bir base'iniz olmalı. Neden sıkmıyor bu? Radarın içinde. Enteresan. Geçen de böyle bir şey oldu. Deactivated diyor. Yo. Bilemedim. Neyse problem değil. Nova indirsin onu ya gelmişken. Süpersin. Hoppa, indirdim sonunda. Ama observe diyemiyoruz. Öldüğü için şey yapmak gerekiyor. Bu patlayıcı trapleri de bedavaya şey yapıyorlarsa daha fazla yapabilirim o zaman. Ne gerekiyordu onun için? 10 benzin, 5 demir. Kaç benzinim var? Çok iyi ya. Gerçekten bunu bedavaya yeniden yapmaları... Oha çok saçma. Yapıyorum arkadaşlar. Trapler nerflenmeli. Fazla güçlü arkadaşlar trapler bu oyunda. En azından yeniden inşa ediyorsak şey yapmak gerekiyor. Malzemenin yarısını veya üçte birini bir daha koymak gerekiyor bence. Aşırı güçlü olmuş trapler. Öyle böyle değil. Ya bunları kaldırıp patlayanlardan koymak istiyorum da. Neyse. Yan yana koymak istemiyorum. Belki zincirleme patlatıyordur birbirine. Emin olamadım. O yüzden biraz boşluk koydum, bu şekilde yaptım. İlkbahardayız arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmayınca da boş boş kaldı karakterler. Şey craftlamak vesaire şu noktadan sonra pek de gerek değil. Hate be, Rakka tek başına uyuyor. Debuff duruyor mu? Yok, geçmiş. Nasılız? Güzel. %100 neredeyse mutluyuz. Yemek beklediğimden hızlı azaldı. 220 idi arkadaşlar. Bölümün başında 170'e indi bile. Büyük bir hızla azalıyor yemek. Aslında.
Research masasını parçalasam mı ya? Artık kullanmayacağız. Ama şimdi her şey bozulur falan. Yapmayacağım. Bir sürü şey geliyor. Gerek yok. Öyle bir risk almayalım. Oyunun sonunda arkadaşlar, herhangi bir oyunun sonunda absürt riskler almamalısınız. Gerek yok. Gerek yok. Toxic Ash geçti. Biraz daha salvage yapabiliriz. Şuna yollayalım. Oradan bir şeyler çıksın. Başka çok yakınlarda da bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Buna da gidebilirler. Şimdilik yeterli. Aslında haritada onlarca var. Onlarca var. Bir sürü şey var. Şöyle bir haritayı turlayalım. Bir yandan da sinyal bekliyoruz. Şuradan ileri gitmiyor arkadaşlar bu arada. V tuşuna basıyorum. W. Yani biraz yanılsama bunların hepsinin şey olduğu. Haritanın bir parçası olduğu. Keşke böyle çizgiyle gösterse sınırları da kandırmasa beni. Şuradan seçebiliyor muyuz öyle bir şey? Yok. Sekiz tane daha şey bulduk. Elektronik bulduk. Evet, buraya kadar geliyor harita. Öyle uçsuz bucaksız değil. Bir tuş olsa da gösterse limiti, kenarları. Bunun ötesinde de şey yok zaten, hayvan vesaire yok. Yuvalar vesaire vardı, artık 3 kişiyle dalmak istemiyorum yuvalara. Halbuki öldürmek oldukça kolay yani. Tüfeğiniz, bir tane sniper'ınız vesaire varsa darmadağın edebilirsiniz. Bu ne? Niye böyle bir şey çıkıyor? Duman. Normalde çıkıyor muydu? Bu bitkilerden. İlk defa gördüm. Ve haritayı acaba oyunun başına büyük mü yapmıştık? Onu da çok net hatırlamıyorum. Burada da meteorlar çakılmıştı arkadaşlar birkaç bölüm önce. Or var. Şey ekleyebilirler mesela, böyle keşfedilmesi gereken, incelenmesi gereken bölgeler ekleyebilirler haritanın üstüne. O da enteresan olurdu böyle. Oraya gitsek, gizemini çözsek vesaire. 3-4 tane bütün haritalarda. Ve şunun acaba bir farkı var mı? Yoksa sadece değişik bir model mi? Mesela daha enteresan şeyler çıkıyor mu bundan? Kafamda deli sorular. Bayağı gidiyor ya harita aslında burada. Bizim base nerede? Oo, nerede kaldı base? Bir sonraki sezon mümkün olursa belki böyle bir dağ yamacına kurarız arkadaşlar. Şöyle arkamıza dağ alırız derken saldırı geliyor oraya. Bizimkiler halleder bence saldırıyı. Burası çok enteresanmış. Bunu yeni gördüm. Yine bu bahsettiğim mavi şey var, taşlar var. Çok güzel duruyor. Güzel, fırtına da geldi. Bayağıdır yıldırım yemiyorduk kafamıza. Yeterince paratonerimiz vardır umarım. Nereden geliyor saldırı? 40 mı? Bu ne ya? Enerjimiz şahane. Rüzgar türbinleri coşuyor galiba fırtına çıktığında. Bakar mısınız? Of, 40 üretiyor neredeyse tanesi. İşimize geliyor yani. Lazer? Beynini eritti hayvan. Bu ne? Hayvanın beynini eritti gerçekten lazer. Duruyor da öyle. Ha, trap'e basmış. Canım. Okay. Lazerlerin nasıl çalıştığını görebildik ilk defa. Tek tek eritiyoruz gerçekten. Paratoner. İki tane var. Neyse, şunları kapsıyor en azından. Belki buraya da mı yapsak bir tane? Turret'ların üstüne yıldırım düşmez değil mi? Umarım öyle bir şey yaşamayız. Buraya da bir gemi çakılmış. Karakterler buradan çıkmaya çalışıyor, sonra kaçıyorlar.
giriyorlar çıkıyorlar, krize girdiler. Yine bir katliam yaptık ama yani herhangi bir tehdit oluşturmuyor ya. İsterse 300 tane gelsin. Ne olacağı belli. Bakalım daha da kuvvetli bir yaratık görecek miyiz şu noktadan sonra? Bu ne? Deri rafı dolmuş arkadaşlar. Şu derileri kurutuyoruz burada. İlk defa doldu. Evet, sonsuz miktarda yemek var burada. Abartmıyorum. Abartıyorum. Sonsuz yok ama çok fazla var. Tanesinden 50 olsa 1000 tane et, 2000 tane et var rahat. Buraya gelen. Yeni bir yuva belirmiş. Olsun, yapacak bir şey yok. Bir işimize yaramıyor. Bakıyorum şöyle, base'i nereye yapabiliriz? Benzer bir harita çıksa. Yani bizim yer güzel bence. Düz olması avantaj. Tarlaları vesaire, binaları nispeten düz bir şekilde yerleştirebildik. Şurası da kopyası neredeyse bizim yerin. Aynı göl hatta. Uçurumu kenarına yapsak da yine canavarlar çıkabiliyor buradan. Rampa gibi. Uçurum değil de onlar. O yüzden evet, gayet memnunum ya. Base'i yaptığımız yerden. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Bu bölümü uzatmayayım arkadaşlar. Biraz kısa tutayım. Son 3 kişi kaldık. Muhtemelen yani 2 bölüme, maksimum 3 bölüme seri bitecek. Yapacak da çok bir şey kalmadı. Olmadı. İleri sararak biraz oynayabilirim. Çünkü finali güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Köpeğimiz açlık çekiyormuş. Şey yok. Koyalım sana yemek. Böcek yemeği koyuyorduk da böcek eti koyuyorduk. Kalmamış. Yemekler tükeniyor. Onun yemek şeyi neredeydi burada? Hayvan yağ yesin. Çiğ et yesin. Çiğ et yiyebilir. Şunları keselim o zaman. Dolaba koyalım. Köpeğimiz de. Gömsün. Herkese konfor veriyorum son bölümlerde mümkün olduğunca. Dediğim gibi sıkıcılaştırmak istemiyorum. Son birkaç bölüm heyecanlı olsun diyorum. O yüzden ileri sararak oynayabilirim belki. O yüzden bir maksimum iki bölüm kaldı arkadaşlar önümüzde. Ve burada da sizlere veda ediyorum. Teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.